Hoş geldin Cemile. Neyse, şarkı okuyamayacağım. Şey ya, yine tam şeye gireceğim efendim, bilgisayara şarkı okuyayım dedim, olmadı. Ne yapayım? Evet. Efendim, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Öncelikle bunu sorayım efendim. Şöyle yakın dursun ki yorumları göreyim. Aa, Elvin ilk rozet aldı. Teşekkür ediyorum Elvin'ciğim. Sude abla hoş geldin. Merhabalar. Ay, rozet geldi diyen kişiyi engelleyeyim mi? Engelleyeyim. Çünkü göz oluyor. Hemen engelliyorum efendim. Değil mi Ervin? Yani. Enes, hemen engelliyorum Enes'i. Sonra kimse araya girip de demesin Enes'i niye engelledin? Ben burada yayın açıyorsam tabii ki de nasıl kötü bir şey demedi. Hayır Ervin, göz var, şey var. Yani bundan dolayı. Göz var, şey var canım, yani kalkıp da hemen ay rozet geldi. Sanki Sibel Baysal rozet almıyor da ondan dolayı engelledim canım. Tamam? Yani yayın sahibi benim. Ha, teşekkür ediyorum canım. Bak, Elvin bana katıldı. Bundan dolayı olmaz efendim. Yani. Moderatör tutmadım seni. Yayıncılık yapmıyorsun Sibel Baysal gibi. Kalkıyorsun Sibel Baysal'ın ekmeğini burada göz dikiyorsun. Cemile'ciğim teşekkür ediyorum. Cemile de aldı efendim rozet. Teşekkür ediyorum. Evet efendim. Teşekkür ediyorum. Sibel Baysal her şeyin en iyisine layık. Demiş, yorum yukarıya doğru çıktı efendim. KPSS'ye hazırlanıyorum efendim. KPSS'ye hazırlanıyorum. Ankara Belediye Başkanımız sevgili Mansur Yavaş beyefendi, Babişkom bana az önce mesaj attı. Bana derken efendim binlerce kişiye gitmiştir. Biliyorsunuz ki ne ben üniversiteyi dört duvar arasında cezaevinde bitirdim efendim. Gerekli sertifikalarımı, diplomalarımı hep oradan aldım. Bugün de az önce sevgili belediye başkanımız Mansur Yavaş Babişko, babam, beni KPSS'ye parasız tüm masraflar sevgili belediye başkanımızdan efendim. Ben de
Artık ne olurum? Vallahi bilemiyorum. Öğretmen mi olurum? Avukat mı olurum? Ya avukatlık ya da öğretmenlik. İnşallah. Aha. Evet. Tüm masraflar efendim, sevgili Ankara Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'tan efendim. Vallahi billahi yemin ederim yalan konuşmam ben. Mesaj geldi. Tüm dedi masraflar dedi bana ait dedi. Sadece ben değil yani binlerce insanlara da gitmiştir. Ya. Evet. Yok bundan önce de zaten cezaevinde yatınca ben orada da çok şeylere girdim, okudum, açık öğretim. Mesela ben dışarıdayken ilkokulu Adana'da okudum. Ondan sonra Allah seni kahretsin. Bu beni arayanı. Tamam mı? O çeyrek ekmeğe dürbünle bak. Yağmurlu havada bir bardak değil, yarım bardak su bulma. Evet, şimdi efendim, kim olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü burada kayıtlı yani. Kayıtlı. Telefonu açsaydım Nikol Uraz yayınlar solistim demiş. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin canım. Elimden geldiğince yorumlara isimleri okumaya çalışıyorum efendim biliyorsunuz. Her videolarımda, yayınlarımda. Evet, cezaevinde iken efendim Adana'da bitirdim ilkokulu. Ondan sonra üniversiteyi açık öğretim olaraktan Ankara Kadın Kapalı Sincan Cezaevinde bitirdim. Kocaeli Açık Kandıra Cezaevinden teşekkür ediyorum Elvin. Oradan da efendim güzellik uzmanlığı sertifikası aldım. Ankara Sincan Kadın Kapalı Cezaevinde iken efendim oradan da yine ön destekli muhasebe bölümünü bitirdim. Eğer bir insan şu an bana gelen bir teklif Ankara Belediye Başkanımızdan bir insan okumaya şeyse hani ne derler? Niyetliyse işte yani seviyorsa inşallah KPSS sınavlarına da gireceğim efendim. Kazanırsam puanım ne olur? Bence yüksek olur. Çünkü zeki bir kadınım ben. Yani. Ama soruyorlar buradan çoğunlukla. Evet Sibel Hanım KPSS'yi kazandığınızda ne olmayı düşünüyorsunuz diyenler var. Evet avukat veya beden eğitimi öğretmeni de olabilir. Aha. Aynen, Kipuliat. Canım benim, bir tanem, güzel kardeşim benim. Evet, dün efendim Mehtap vardı. Ondan sonra Roy Cook vardı.
Ben iki tane yayın yaptım, iki tane video yaptım. Ondan sonra baktım Günür Lalüsü uyuyor. Beden eğitimi öğretmenliği çok yakışır size demiş efendim. İsmi de biraz çok uzun olduğundan dolayı Kirvo Kotvartaz diye okuyorum. Hı. Ondan sonra efendim benim videolarım bittikten sonra iki video yaptım ben. Baktım ki Roy, Kunisan, Mihtap yayındalar. Ben de görüntü vermeden, çünkü görüntü niye vermiyorum efendim? Kendi yayınımda tanıdığım kişi, Kumsal abla hoş geldin. Kendi yayınımda konuk aldığım kişi olursa ve kendi yayınımı ben YouTube kanalıma yüklüyorum. Ama diğer sevdiğim arkadaşlarımın yayınlarına katıldığım zaman da görüntü vermiyorum. Ondan dolayı yani Pikachu demiş ki ne hukuk öğretmeni olmalısınız solistim demiş. Teşekkür ediyorum. Bakalım KPSS düzelteyim. Şeye girdiğim zaman efendim bir kişiyi daha engellemek istiyorum. Evet. Bir kişi daha engelledim efendim. Sena'cığım hoş geldin. Hadi yine iyiyiz Sena. 480 falan oldu herhalde TikTok'ta. Elvan çok teşekkür ediyorum canım benim bir tanem. Elvan beni al diyorsun da seni alırsam ablacığım o zaman ne olacak? Rozet atamazsın bana yayında konuk olaraktan. Önce rozetleri al, seni alacağım. Müzik öğretmeni derken zaten bilgim çok yani şan ders olsun eğitim olsun yani müzik konularında onları da ben cezaevinde aldım. Önceden mesela ben bir şarkı okurdum meyanını çıkamazdım. Ondan sonra onun da derslerini aldım, şan derslerini aldım ben. Yani nerede neyin hangi şarkının meyanına çıkılacağı bunların hepsini zaten ben biliyorum. Yani kulaktan değil, kulaktan bir kibariye bir de İbrahim Tatlıses. Ama ben ders aldım. Şan dersi aldım. Evet. O yüzden müzik öğretmeni olmak istemiyorum. Çünkü zaten müziği okuyan bir kadınım. Evet, gökyüzü efendim rozet aldı. Teşekkür ediyorum efendim. Evet. Hayır, rakamını açıklamıyorum efendim. Zaten buradan görüyorsunuz siz. Nazar değiyor ondan sonra. Teşekkür ediyorum gökyüzü kızı. Ha şey mi? Müzik olarak mı Sena? Yok kız ben şey olmak istiyorum ya. İnşallah kazanırım. Zaten kazanırım. Yani %100 kazanırım da. Ya öğretmen ya da avukat olmak istiyorum. Aha. Evet. Elva alsana demiş soliste. Avukat olursun inşallah.
Alacağım, alacağım birazdan. Aha. Sena demiş ki ne avukat olursun inşallah demiş. Avukat olursam artık ne olur bilmiyorum yani. Yer yerinden yıkılır. Hani boş yere ona buna ondan sonra dosyalar, mosyalar, klasörler, cartlar, curtlar, paparonları meşgul etmeler, oyalamalar, ihaleler, geri dönüş sağlayanları gerçekten affetmem. Kalemi ay. Açık yanıyor mu? Görüyor musun? Ama lamba yok. Geliyor mu görüntü? Görüntün var var Yok. Elvan. Sesim mi yok? Şey. Karanlık mı? Şöyle döneyim. Evet. Bir saniye. Ya şeydeyim. Terasta oturuyorum da o yüzden bir saniye. Çok mu Ay karanlık? canım benim. Ne güzel esiyordur orası. Ah 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 nasıl güzel esiyor. Yazlıktayım. Solistim nasılsınız ya? Size hayranım biliyorsun. Teşekkür ediyorum canım. Elvan ve Elvin. Hep katılıyorum ya. Evet Elvin'cim. Her zaman Elvin. desteğini görüyorum. Evet. Allah razı olsun senden canım benim. Ah bak kızım. Aa, merhabalar. Merhabalar Merhabalar. tatlı kız. Nasılsın, iyi misin? Seni beraber takip ediyoruz. Ay canım benim bir tanem. Allah bağışlasın. Amin amin hepimizin. Şimdi katıldım yayına da ne diyeceğimi unuttum, şaşırdım. Şarkı Öyle oluyor söyle. ya. Bir hayranlık var ya. Karanlık Karanlık değil çekince aslında. karanlık. Solistim bir şey göstereyim size. Bak bu Buyurun. aslında karşısı deniz, şu anda tabii karanlık görünüyor. Yazlıktayım ben. Aslında o karanlık görünen yer deniz. İl olarak neresi orası? İzmir Dikili. Ha, evet ben bir kere geldim oraya. Ya. Evet. Ama kaç 2001'de geldim. İşte tam şimdi şu anda tabii ki deniz görünmüyor ama güzel Dikili yani. çok güzel. Evet, Çok çok güzel güzel ama bir yer. biraz artık şehir gibi oldu. Genelde orada triplex demeyelim de hani Benim böyle öyle, benim için öyle. Üç katlı. değil mi? Triplex. Evet. Triplex genelde Ya. öyle. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum katıldığınızdan dolayı. Konuşacaklarım var. Ama son. Benim kızım da Söylemek. selam söylüyor size. Yani sizi sadece şeyler takip etmiyor, haberiniz olsun. Biz kızımla Çok izliyoruz. teşekkür ediyorum efendim. Öptük. Gündür'e Katıldığınızdan dolayı. selamlar. Aleyküm selam. Günur'dan da Günur adına benden de selamlar olsun efendim. Günür abla. Tamam, öptüm, görüşürüz. Ben kapatmayı bilmiyorum. Tamam ben çıkartacağım. Tamam. İkimiz de bilmiyoruz büyük ihtimalle. Evet efendim hanımefendi katıldı. Yanında kızı vardı. Ne kadar güzel ama biraz Dikili dediğin İzmir Dikili efendim. Ben bir kere gittim oraya. Heyecanlandılar da. Evet aynen Kipilöt. Aynen canım heyecanlandılar bir anda. Hani ben kolay kolay kimseyi konuk olarak almıyorum ya. Ha, ondan dolayı biraz heyecanlandılar. Doğru söylüyorsun.
Katılıyorum sana. Canım benim bir tane. Evet, demek ki Günür hanımefendiyi de buradan yani izliyor bizi. Ona da selamlarımı ilet Sibel Hanım dedi. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum gerçekten. Evet, Tülay Şirin, hoş geldin canım, hoş geldin. Kar tanesi. Akşam olmadan, güneş batmadan gel, gel. Beni yalnız bırakma. Beni sensiz bırakma. Korkuyorum gecenin karanlığında. Korkuyorum gecenin yalnızlığından. Söyle bana seni kim değiştirdi? Değiştirdi benim tüm yaşantımı. Efendim, öpüyorum. Kendinize iyi bakın. İşte böyle anne kız hayranlarımdan geldiler efendim. Bu videoyu YouTube kanalıma atacağımı bildikleri halde benim konuklarım oldular. Ama şunu söylemek istiyorum. Her insanı almak zorunda değilim. Yani her insanı almak zorunda değilim. Eğer tanıdığım insanlar olursa tabii ki memnuniyetle alırım. Evet, öpüyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Baysal TV'de görüşmek üzere efendim. Ay gözlerim Piran Savaş'a benziyor değil mi? Yoksa Kemal Sunal'la olan bir film vardı. Çiğdem Tunç muydu? Çiğdem İşbilir miydi? Zannedersem Erdal Özyağcıların bacısı Çiğdem Tunç muydu? Ona da benziyor. Göz yapım. Değil mi efendim? Makyaj yok en azından. Hadi öpüyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere.